Aslında işin aslı şöyle Acemi. Aslı'yı ilk gördüğün gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 şavrele taksiye biniyor. Ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı, mola gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün hiç bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın eve yanası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez Üvey abi, bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ına bu iştir. Anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyor. Kaplı anamın yüzüne bir kez daha kaplanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesine anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı bakları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum. Kara gümrük yalıyor, polis beni adıyor. Kara gümrük yalıyor, herkes benden biliyor. Ben sorsuzum diyorum, kimse neyi duyuyor. Rolü tek sevdiğim bir de alma diyor. Kara gümrük yalıyor, polis beni alıyor. Kara gümrük yalıyor, herkes benden biri al. Ben suçsuzum diyorum, kimse neyi duyuyor. Rolü tek sevdiğim bir de alma diyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis bir içeri gidiyor. Memur bey diyorum, kız Reşit, kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evlat? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Der yansın etmiş bizim Übey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi da ateş herhalde diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evesi Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer Übey anayla Übey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu çez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi ağacım bey, yaptım mı, yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip Üvey abisinin Balat'taki kahvesinin, daha sonra da Üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey, cezam neyse şekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa başa başa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer başa başa yatarım hacim bey. Başa başa yatarım. Kara gümrük yanıyor, polis beni anlıyor. Kara gümrük yanıyor.